Merhabalar. Motoru bir yıkamam lazım. Gördüm seni araba. Şeyi mi ayarlıyorsunuz acaba? Ben ona bakacağım diye. Ne oluyor ya? Allah Allah. Adamın üstüne mi çıkayım? Geliyorsun arkamdan. Garip garip hareketler ya. Biraz esiyor, o yüzden fena değil. Sıcaktan gebermiyorum şu an. Neler oluyor? Şuradan bir çıkalım. Öyle bekledi ki sağa gidecek sandım. Şu arabaların geçmesini bekledi. Var mı gelen? Yok. Tayland. Tayland, Antalyalı. Şimdi malum video yoğunluğunu artırdım. Kanalın performansını yukarılara çekmeye çalışıyorum. Karşılıklı da görüyorum. Teşekkürler bunun için. Devamını da beklerim. Ama tabii işler yoğunlaştıkça, o böyle boş bir zamanımda başladım bu kanalı yoğunlaştırma dönemine. İşler yoğunlaştıkça zorlamaya başladı. Tabii ki sürekli motorun üstündeyim zaten de. Şu an bu çektiğim görüntüyü işlemek, kurgulamak, biraz da böyle kurguya özeneyim istiyorum. Öyle olunca ne oluyor? Biraz zaman istiyor ama keyif alıyorum yani. Güzel, keyifli. Geleceğim mi sağa? Gelme. Daha geniş bir zamanda olsaydım Beşiktaş Kabataş üzerinden giderdim ama şimdi oralara giremem. Şuradan o yüzden bir şey çıkacağım. Bak 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 bak, yavaş yavaş. Yola öyle bir çıkıyor ki. Şu skütüre vuracak sandım. Ya bir yolda niye böyle bir tümsek var ya? Tümsek de değil. Atlama şeyi, rampası. Şuraya bak. Allah Allah. Yani bu herhalde asfalt kalitesiyle ilgili bir şey. Asfaltı o kadar kötü ki demek ki böyle sanki böyle ezilmiş de. Dikkatim dağıldı. Plajdan çıkıyordum az daha. Böyle ezilmiş ve orası böyle havaya kalkmış gibi. Ya da ön tarafa ayrı, arka tarafa ayrı asfalt dökülmüş. O ikisi birbirine doğru sürülmüş şey olarak, silindirle. O ikisini birleştirirken orası böyle havada mı kalmış? Yani bir şey, kalitesizlik var. Ne olduğunu bilmiyorum ama kalitesizlik olduğu kesin. ...21 plaka, çakarlı bir araba. Hem de şeyi var. Üste ışığı da var. Bir yandan o otobüs gittiği için herhalde önünden kimse geçmiyordur diyorum ama
Bir yandan da bizim insanımız şeyi sever yani, böyle koşa koşa son anda geçmeyi. Öyle olunca belki otobüs de şey yapıyordur. Yayanın koşu hızına göre ayarlamıştır kendini. O yüzden yavaşlamıyordur falan. Oradan yine de her halükarda bir yaya çıkma ihtimalini düşünmek lazım. Ekseriyetle trafik olan bir yer burası zaten. Şurada havlu satan bir adam vardı. Nerede? Çok yakın gitmeyelim. Şu araya girersek. İyi bakıyor bura. Nereye kadar? Şuradan geçer miyiz? Hareket ediyorken girmiyorum. Boşlantı. Ne yapıyorsun acaba? Muazzam. Almancılık. Aslında şuradan sağdan gitsem giderim de. Oradan giremezdim. Sağ. Yeşil yandı. Akış olacak. Şuradan geçeyim. Var mı gelin? Yok. Kol kapalı ama kaldırımdan maldırımdan gelir yani. Ya muhterem cemaat, şu kaldırıma çıkma işini yapmayalım yani. O kadar da değil ya. Yani kaldırıma çık in ya da işte ne bileyim böyle çok kısa mesafe kaldırıma park et falan. Onun ötesinde kaldırımdan giriyorlar ya. Bu kadar da olmaz yani. Yok daha neler ya. Geçeceğim mi abi? Hayır, bir de geçen gördüm. Kazına çarpmış otobüste inen. Dayak yersiniz yani. Hayır, sonra millet şey yapmaya başlıyor. Bu çok önemli bir konu. Motora karşı inanılmaz bir tepki var şeyde. Genel araba sürücülerinde. Bir motosikletçi algısı oluşuyor. İnsanların gözünde ve bu çok kötü oluşuyor bu yüzden. Bu işlerin bir dengesini tutturmak lazım. Aradan geçmek, şunlar bunlar. Bunlar o kadar mesele değil. Maksat millet yani, olay şu. Kimseyi rahatsız etmeden, irite etmeden, şeyinden yani ekstra bir külfete sokmadan bunları yapmak lazım. Şimdi ben buradan geçiyorum. Benim geçmemle herhangi bir kimse olumsuz etkilenmiyor. Ben kendi adıma buna dikkat ediyorum. Ha, ona rağmen sırf kendi trafikte beklediği için o şeyle, o kıskançlıkla, o hasetle ben bekliyorsam onlar da beklesin şeyini yapanlara diyecek bir şey. Onlar af kursun yani. Af kurmak nedir? Araştırın. Her şeyi de ben söylemeyeyim ya. Aslında bu tam bir üzerinde söylevler konusu. Yapsam mı öyle bir şey? Maliye. Gözükmüyor oluşumuzun tek sebebi araba sürücülerinin ya da diğer sürücülerin dikkatsiz oluşu değil. İşin doğasında da var bu. Bu bir gerçeklik yani, bunun önlemini biz almak zorundayız. Laps diye. Bir de bunun gibi işte dallamalar var. Göre göre. Önüne atlayan. Şu hareketleri kendimi tehlikeden korumak için yapıyorum. Ya kimisine bu şey gelebilir. Herden oradan diyebilir. Ama
Oradan ben çıkmasam o otobüs gelecek üstüme, arkadan başka bir şey gelecek, sıkışacağım. Ben oradan geçerek sıyrılıyorum yani. Tehlikeden de sıyrılıyorum. Ne yapıştırdı ya? Merak ettim. Şurada asfaltta derin bir çökme olmuştu bir yerde. Şurası. Meşhur Vefa Bulucusu. Yıkama. Şimdi şurada bir U dönüşü yapıyorlar. U dönüşünü tek seferde yapamayacak. Manevra alacak, bilmem ne yapacak. Ha, yapmadı U dönüş. O yapıyor mu? O da yapmıyor. Sen yapıyor musun? O da yapmıyor. Laf dedik ya, kimse şimdi girmiyor ya. Şu giriyor. Ya o kısa araba. Bak o kısa araba, ona rağmen o da tek seferde alamadı. Hadi görüşürüz. Hangi kapıyı açacaksın? Şuradan geçerim ama kapıyı açacak mısın? Açacak gibisin. Açtım. Burası niye kapalı?